Merhabalar gençler. Kapsamlı Albion Online Referi'ne hoş geldiniz. Daha önce bu kaydı izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Çünkü her videonun başına koyacağım. Belki bir önceki serideki anlattığım şeyleri biliyorsunuzdur ama bu seridekilerini bilmiyorsunuzdur. Bu kısmı atlamayın derim. Ama daha önce izlediyseniz de zaten giriş konuşması şeklinde bir şekilde zaman aralığını koyarım aşağıdan. Hızlıca geçebilirsiniz. Sıkıntı olmaz ama ilk başta bir kere de olsa izleyin bu kısmı. Şimdi şöyle bir olay var. Albion Online Mobile çıktı. Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay belki olmuştur. Birçok Türk oyuncu da bu oyunu keşfetti. işte oynamaya başladı falan. Adamların insanların yazdıkları yorumlardan anladığım kadarıyla oyunda hani Türkçe dil desteği yok ama tam olmadı diyelim. Niye hiçbir şey göstermiyorlar bize falan diye yorumlarda belirtmişler. Ben bu yazıları okuduktan sonra dedim ki hani bununla ilgili video çekeyim. Şimdi siz diyebilirsiniz ki bu çocuk kim? Hani sen kimsin falan diyebilirsiniz. Bu çok normal. Ben Albion Online'da yaklaşık 3500 saat kadar bir oyun sürem var. bir tane hesabım ana hesabımda 3125 tarzı bir şeydi tam. Emin değilim. Ama bir sürü farklı hesabımda olduğunu varsaysa o 3500'e kadar gider. Çünkü Steam'de de farklı şekilde oynadım. Bazen canım sıkıldığında oraya gidiyordu falan. Neyse. Emin olun e, vereceğim bilgiler sizin işinize yarayacak tarzda bilgiler. Boş konuşmayacağım video serilerimde. E, bu şu zamana kadar o, bütün oyun süremdeki tüm tecrübelerimi sizlere aktarmayı düşünüyorum. İlk başta Albion Online nedir'den başlayıp işte biz bu demin şu adamı öldürdük ama ben bu adamı üzüldüm. İtemleri nasıl geri verebilirime kadar upuzun bir e, rehber şey olacak. Son söylediğim rehberini çekmeme gerek yok. Siz onu halledersiniz zaten birçok şey öğrendikten sonra. Öyle umarım size faydalı olur. Eğer herhangi bir konuda bir sorununuz olursa sorunuz yorumlarda belirtin. E, yorumlara cevap veririm her şekilde. Eğer benim sorunum daha işte büyük yorumlarda belirtecek kadar değil diyorsanız da aşağıda açıklama linkinde Discord kanalı koyacağım. O kanalda e, bana ulaşabilirsiniz. Soru cevap kısmı şeklinde yapacağım. E, o yüzden içiniz rahat olsun. Her türlü sorunu burada olacak. Yani havada hiçbir şey bırakmamayı düşünüyorum. Söylediğim gibi en temelden en yüksek öğrenebileceğiniz her şeye kadar tüm tecrübelerimi sizinle paylaşacağım. Ee, videolarla ilgili şöyle bir şeyden bahsetmem lazım. Videoların herhangi birinde kesilebilir video. İşte ne bileyim e, kıyafetim değişebilir. Ya da işte şuraya bakıyorum dur bir anda buraya dönerim falan. Ya da ne bileyim yani seste ya da görüntüde bir kayma olabilir. Bunun şimdi kusura bakmayın çünkü 20-30 dakika boyunca aralıksız bir şeyi anlattığın zaman eksik anlatma durumum olabilir. O yüzden böyle araya hani küçük bir video sıkıştırabilirim ya da ne bileyim o kısmı keserim falan. Ee, ama emin olun ki videoları rahat bir şekilde anlatacağım size. O konuda hiç kuşkunuz olmasın. O yüzden iyi seyirler diyelim ve ilk izleyeceğiniz bu videoda umarım hoşunuza gider. Görüşürüz. Merhabalar gençler. Albion Online Kapsamlı Rehberi'nin 7. bölümünde karşınızdayım ve bu bölüm ada ve işçilerden bahsedeceğiz. Adadan nasıl para kazanılacağından falan bahsedeceğiz. Hatta hiç şey yapmadan şurada yazdığım konu başlıklarını sizinle paylaşayım. Ada nedir? Adada... <laughs> ada ne iş... <laughs> ada ne iş yarar? Evet. Adadan para kazanmak, ekip biçme ve işçilerden bahsedeceğim. Guilt adasıyla kişisel ada farkından bahsedeceğim. Ada taşıma bir de başka adalara sahip olma. Bu konu başlıklarımız var. Çok fazla bir şey yok aslında. Videonun ne derler? Zorluğu yok. Açırı basit bir muhabbeti var. Sadece işte işçilerde bir de farm kısımlarında sıkıntı çekersiniz büyük ihtimalle. O da zaten hepsi birbirine benzediği için oyunda. Bir noktadan sonra alışır yaparsınız. İlk başta ada nedir? Ada ne işe yarar? Bunlardan <laughs> girelim. Gerçekten ada nedir? Dört tarafı denizlerle falan. Yani bu Albion'da <laughs> neyse dalgayı bırakayım şimdi. Albion'da e, ada sahibi olduğunuz zaman sizin kişisel bir şekilde bölge veriyor size. Mesela benim şu anki gördüğünüz bölge son seviye bir Adana bölgesi. Level 6 yapmıştım. Hani level geliştirme para istiyor her bir tier'ını atlattırma. Onu buralara bir yere koyarım e, ee, discount'ın discount'lı bakacaksınız. Global discount'lı haline bakacaksınız. Discount bakacaksınız. Discount'sız haline değil çünkü discount sürekli değişiyor ve e, herkes o parayı ödüyor. Discount'lı haline ödüyor. Yani indirim yapıyor oyun size. Ee, ama level 6 yapmanıza çok gerek yok. 5'e kadar yeterli. 5 yeter hatta yani. Sadece hani şu level 6'da şu kısım açılıyor. 3 tane daha ee, ev koyabileceğiniz yer açılıyor. Bir de bir tane daha ekstra farm yeri açılıyor. Sadece farm yapacaksanız level 6 yapmayın ama ev lazım bana işçi çalıştıracağım diyorsanız yapabilirsiniz. Ama bir tık daha sonrasının işi o. O yüzden hani direkt alır almaz tier 6'ya basmaya çalışmayın. Adana işe yarar. Ada sizin e, offline da işte pasif geliriniz yani pasif gelir diyebilirim buna. Pasif gelir aracınız sizin. Hani farmeri ekersiz ya da işçiye kitap verirsiniz ve istediğiniz herhangi bir şey yapıp Geri geldiğiniz zaman 22 saat sonra bitiyordu zaten. 22 saat sonra gelip toplayıp işte ne yapacaksanız onları yaptıktan sonra tekrar ekip işte tekrar adama kitap verip tekrar e, af kaldığınız bir e, muhabbettir. E, ada genellikle hani bu yüzden kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Hani bir ev dikip üstüne içine çesler de döşeyebilirsiniz. Ben eskiden hep öyle yapıyordum. Fakat e, onu yapmamanızı öneririm size. Eğer yapacaksanız yan adada bir e, yan ada açın kendinizi ya da yan bir guild adası açın. Oraya koyun çeste itemlerinizi. Çünkü eğer hesabınız herhangi bir şekilde banyerse ki hani ben bir şey yapmıyorum diye banyerim tarzında düşünmeyin. Gerçekten bu e, Albion'un o işte support kısmı dediğimiz support olmayan kişilerin çok böyle e, IQ'larının fazla olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Böyle sıkıntılı insanlar hani işsiz kalmış yolda böyle görüp de çevirmiş insanlara işe almışlar gibi geliyor bana. Gerçekten böyle çok avanak tipler var. Hani hiç gerek yok boş boşuna da karnı ağrısı yaşamayın eğer hani çok fazla iteminiz var dedim ve hesabınız banyadı. Yedi. Hesabınız ban yediği zaman işte bütün o hesap gittiği için o account'ın bütün karakterleri banyo. Yani o account'a hiç erişim sağlayamıyorsunuz. O yüzden mesela alt yarınız olduğu zaman alt yara yapacaksanız eğer ya, aynı account için de değil de başka bir account için zaten başka adalara sahip olmak ki son konu o orada anlatacağım size nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini başka adaya sahip olmak için. Hani başka adalara koyun. Başka çarların ulaşabileceği adalara koyun. Çünkü ban yediği zaman bu adaya ulaşamıyorsunuz. Mesela benim şu anda bu main account ban yerse bu kısma asla ulaşamayacağım. Ama zaten benim main account'tan oynamama rağmen bambaşka bir account'ın adasına koydum çoğu. Beklettiğim skinleri cartı curtu. O yüzden kafam rahat ban yersem hiç sıkıntı yaşamayacağım. Siz de öyle yapabilirsiniz hani çok az girdiğiniz ya da sadece işte adasını kullandığınız bir hesabın ee, işte içine ev koyup içine chest koyup işte oraya döşeyebilirsiniz. O hani bir tık kafanız rahat olmasını sağlar çünkü ee, ben mesela bir hata yapmıştım o hatayı da paylaşayım sizle. Ben işte ee, bir guildiniz var biliyorsunuz zaten Guild açıkla da benim. Bir ara işte tetforta taşımam gerekiyor gerekiyordu adayı. O muhabbetler oldu. Böyle bir dalgınlık ağlığında kendi adamı sildim yanlışlıkla. O da bana işte 200-250 tarzı bir şeye mal olmuştu. Bütün adaki bunu tam hesaplamamış halim 200-250 milyon civarı. Öyle bir zararım olmuştu. Yani hani sırf bu yüzden bile kendi adanızı e, bir item deposu olarak kullanmayın. Hani bankanıza koyun. Hatta bankanıza da koymayın. Söylediğim gibi yan hesabın bir adasına ya da bir tane guild adası açın kendinize. Ki o da çok basit. E, oralara koyun. Oradaki bankalara işte oradaki chest atın yere falan oralara koyun derim. Çünkü gerçekten e, ne olacağımız belli olmaz bu tarz oyunlarda. Mesela bir arkadaşım sırf biriyle trade yaptığı için ban yedi. Ama trade yaptığı şeyde adamdan skin almıştı falan. Adam böyle aylarca onunla uğraştırdı falan. Açtırdı en sonunda ama bayağı bir uğraşmıştı. Ee, en son ben işte ben avukatım falan demeye kadar götürdüler adamı. Yani bayağı sinirlendirmişlerdi herifi. Adam bir suçu yokken böyle ayı gibi ban yaptılar. Yani boş boşuna e, bu karın ağrısını yaşamayın diye söylüyorum başka da işine. E, ada ne işe yarar? Bu işte söylemiştim para kazanma işte item deposu olarak. Adana para kazanmaya gelelim. Aradan para iki şekilde kazanılıyor. Birincisi ev sahip olduğunuz evlerde işçi çalıştırarak, diğeri de farm yerinde e, işte ektiğiniz biçtiğiniz şeylerden kazanıyorsunuz. Şimdi bu farm yeri için premium lazım ama işçiler için premium lazım değil. Burada bir tane abimiz var. Abimize geliyoruz. Bu abi de mi lan? Hani abiye benziyor. Bu abiye geldik. İşte burada e, seed'lerimiz var. Burada hayvanlarımız var. Burada furniture'lar var. Bu furnish'lar çok gerek yok. Hani evin etrafına, bir etrafına koyabileceğiniz şeyler bunlar. Çok böyle e, önem arz etmeyen şeyler, tamamen görsel. E, başladığınız an siz, hiç başlamadığınızı varsayalım, Farmer'i burası de Aşağı doğru indiğiniz zaman hani bu e, ikisini, sanırım direkt açık olarak görüyor, bilmiyorum burada herhangi bir şey yazmıyor çünkü fame olarak. Bu ikisi açık olarak geliyor diyelim. Hatta gelmiyor. Önemli değil zaten. Gelmiyorsa buradan e, Carrot Seed alıp herhangi bir işte bir tane e, yeriniz olur büyük ihtimalle İlk, al, ilk aldığınızda ikinci level'ında geliyor bu arada. İlk aldığınızda sadece şurada bir boşluğunuz oluyor ve ada küçücük oluyor. Level 2 e, adada bir tane farm yeriniz oluyor. Buraya işte H tuşuna basarak buradan işte farming'e geliyorsunuz. Burada farm var. Bunu yapıştırıyorsunuz buraya ki zaten burada var. İlk başta böyle bir tane sadece havuç yeri yapsanız zaten hayvan gibi fame geliyor. Premium lazım dedim. Çünkü ilk başlarda hani ilk adayı aldığınız zaman büyük ihtimalle fokusunuzu harcayacak bir şey yoktur. Hani buradaki keretlere harcayabilirsiniz. Ben mesela burada bir tanesine fokus bastım yani suladım. Diğerlerine sulamadım burada zaten üstünde kova şeklinde hani su dökmen lazım diye işaret ediyor. Ama bunlar büyüdüğü için artık sulayamıyorum. Şimdi şöyle bir olay var. Ben, ben de premium olmadığı için bana bunları az veriyor. Mesela kerita az vermiş, ee, bunu dört tane vermiş, burada kaç? Altı tane vermiş, üç tane vermiş. Var sizde premium olduğu zaman çok daha fazlasını alacaksınız. Ee, bunları işte ne yapacağım? Ama ben bunları aldığım zaman diye sorabilirsiniz. Örneğin bir döngüye sokabilirsiniz kendinizi oyun başı için. Bir fokus istiyor. Çok fazla bence ee, bir tane kereta sulamak. Ama işte yavaş yavaş geliştiğiniz zaman spekleriniz, bunun da speği var bu arada. Buradaki sip nerede lan bu? Aynen Kira speği bende 72'ymiş mesela. Şu anda be, e, benden istediği çok e, minimal düzeylerde bir fokus istiyorlar Bu arada bu yanlara vermiyor sadece kendisine veriyor. E, yan taraflara bir et, eklentisi yok bunların. <laughs> bu farmdan topladığınız şeylerin. E, onu da söyleyeyim. Hani ben keratı fullledim. şimdi hani diğer tarafına geçeyim onu da fulleyim tarzda bir düşünceye kapılmayın. Ee, şimdi Bunu ben sulayarak aldım 2 seed var. Hepsinin bu arada farklı normalde sulamadığım zaman hiç seed vermiyor yüzde sıfır ihtimali var. Ama buradan gelip işte satıcıyla konuşup Buradaki satıcıyla Mesela burada bakıyoruz yüzde 200 seed yield diyor. Bunun başlangıç Seed yield'ı da burası yüzde sıfır. Ya yani ben bunu suladığım zaman iki tane verecek bana net. Burada diyor ki başlangıç CD Yield'ı %33 yani 33 ihtimalle %33 şansla bir tane atacak. Siz bunu sularsanız %100, %133 daha eklenecek. Buna işte 66 oluyor. Buna geliyor %60, 80 ekliyor falan. Bunların hepsi yavaş yavaş artıyor fark ettiyseniz. Çünkü bunların fiyatı da artıyor. Mesela en aşağıda farm kısmındaki en aşağıda %93 seed yield'ı var. Sen suladığın zaman da %13 veriyor. Ama tanesi 28k mesela bunları. Hani sadece e, pumpkin sulayarak ve onlardan çıkan seedleri gidip markette satarak bile para alabilirsiniz pumpkinlerle beraber ya da işte sadece işte havuç üretip havuç satılabilirsiniz o şekilde bir döngüye sokabilirsiniz ben şu anda fiyat vermeyeceğim ama e, benim yaptığım zamanlarda böyle günlük 200k 300k falan gelebiliyordu tek adadan mı ama hatırlamıyorum bende bir sürü ada var çünkü. Ee, onun dışında animal yeri var. Animal yeri için ilk başta e, yine hani şey açmanız gerekiyor. Su kısmını yok su diyorum. Havuç kısmına ilerlemeniz gerekiyor. Burası açılıyor. Hani havuç ektikten sonra geliyor burası. Ne veriyor Mesela wheat var. Baby chicken var. Düz chicken. E, at var. Ox var. Başka da yok zaten. Bu chicken'dan geliyor. Mesela e, bu tavuğu büyüttüğünüz zaman iki ihtimaliniz var. Ya bu tavuğu alıp keseceksiniz ya da bu tavuğu orada tutup bir daha besleyeceksiniz. Şimdi eğer bir daha beslerseniz bu size yumurta verir. Bu yumurta da e, gerek pot olsun. Dur bakayım. Şu arada bir, 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 tanesi istiyor olması lazım. Aha bak. Burada mesela bir tane e, neydi omlette istiyor yumurtayı. Burada başka bir tane daha yemekte istiyor yumurta. Bunu da istemiyor mesela. Bazen e, potlarda istiyor. Özellikle level yüksek potlarda istiyor diye hatırlıyorum. Aynen. Level 6 mesela healing potunda ruzeg istiyor. Enerji potunda mesela süt istiyor. Süt için gidip e, inek, inek değil de sheep mi koyuyordun? Tier 6 bir şey koyuyordun. Bakalım hatta. Tier 6 ne var? Aynen. E, neydi lan bunun adı? Koyun koyuyorsun işte. Buna bir tur daha büyük haline bir tur daha beslediğiniz zaman size e, şey veriyor. Süt veriyor. Bu sayede hani gidip yan taraflarda ...pot ya da yemek falan yapabiliyorsunuz. Hani iki taraflı gitme mümkün. Tek taraflı gitme de mümkün ama... ...hani eğer tek iki taraflı gidecekseniz... ...bir tarafa fokus basmadan ilerlemeniz gerekiyor. Hani... E, ...ya da işte... E, ...sadece yemekten gidecekseniz de... ...en önemli şeylerin satın alıp... ...diğerlerini kendiniz yapabilirsiniz. Örneğin... ...hani burada ne var? Potta mıydı gerçi? Yok aynen. Bunda mesela balık istiyor. Pumpkin istiyor. Bir de e, hemp istiyor. Şimdi... Farm yerinde iki tane farm ayrılıyor. Bak buradan üç kısmı ayrılıyor ya. Bir tanesi işte animal breeder diye geçiyor. Hayvan bakıcılığı kafasında. Çiftleştirici neyse işte. Diğeri crop farmer. Bunda işte sizin yiyebileceğiniz tarza şeyler var ya da hayvanlara verebileceğiniz. Bir de burada pot yapımında kullanılan otlarımız var. Bu üç tane farklı yere ayrılıyor. Bu otlar genellikle pot yapımında kullanılıyor. Şöyle baktığınızdan görebilirsiniz zaten genel olarak. Hani diğer kısımda yemeklerde kullanılıyor. Ama mesela burada yeni bir tane ot var. Hani karışık gitgi yapmışlar bu kısmı. Çünkü hani tek bir daldan yürüyüp her şeyi yapsınlar istemiyor. Yani tek bir potu yapmak için 3 tane otu birleştirip öyle olmasın istiyorlar. Ya da işte yemeği aynı şekilde. Sadece işte süt, yumurta şeklinde olmasın. Karıştırmışlar o yüzden. Hani tek bir taraftan gideceksiniz. Örneğin sizde her bit yoksa bunu almanız gerekiyor. Aynen bakayım. Şu muydu? Buna örnek verelim. Buna mesela bu hörbü almanız lazım. Çünkü full değil. Ama mesela pumpkin'i kendiniz üretirsiniz. Sütü kendiniz yaparsınız. Eels'te veya balıkçıysanız da eel'ı tutabilirsiniz. Ya da işte ne bileyim satın alabilirsiniz Bayordu'la falan. Bunu craftlarsınız. Bu işe yarıyor genel olarak hani farm yeri. Ama siz ben hiç crafta bulaşmayacağım aga diyorsanız da abi çok temiz bir yol söylüyorum. Gidiyorsunuz şu andaki fiyatını bilmiyorum ama en temizi gidip şuradan kerat almak. Mesela 18 tane aldınız ya bunları bir tur, hepsini fokuslayın. Buna iki katına çıkacak 32 olacak işte koyabildiğiniz kadar koyarsınız ondan sonra sahip olduğunuz mesela 32 tane CD'niz var diye her seferinde 18 sularsanız tekrar 32 kere ve her tarafı yine doldurursunuz gelen kiratları da satarsınız falan öyle bir döngüye girebilirsiniz ama daha fazlasını istiyorsanız bunları level atlatmanız gerekiyor ben mesela invis potu ve e, tier 8 poi yapıyorum zaten o kısmı göstermiştim hatta e, yeri gelmişken bir daha göstereyim şu ikisini yapıyorum. Ben bu ikisinden gayet iyi bir kazancım var. Çünkü fokus istemiyorlar. E, ya istiyorlar da çok fazla istemiyorlardı. Ben mesela e, bu pot kısmına gelmeden önce hayvan gibi tier 6 şeyi toplamıştım. Patates ekmiştim. 4 tane aday 4 gün, 5 gün falan ya da bir hafta falan patates ekmiştim. Onları toplamıştım. Onlarla gelen şeylerle snapshots yapmıştım. Ondan kalmadır yani bu ve böyle binlerce şnapsım vardı bir daha az taş snaps basma basmama gerek kalmayacak kadar onları kullanıyordum hani ben stokçuyum öyle daha çok seviyorum yani elimin altında olsun istiyorum genel olarak sizin oynayış tarzınıza göre değişebilir ama ben çok uğraşmayacağım bakın ben toplarım hatta ada bile yapmam diyorsanız da size kalmış bu kısmı bu ve işçiler kısmı dinlemenize çok gerek yok aslında Şimdi burayı e, işte tek dediğim zaman direkt alıyor ve iki tane keras oluyor. Ben şimdi bunu tekrar koyacağım nasıl bir ekim işlemi olduğunu görün diye. Bu büyümemiş halde 22 saat sonra çıkacak. Ben buna water verirsem mesela 184 focus istiyorum benden. Soradığım zaman Artı %200 ihtimalle seed vereceğini gösteriyor bana. Eğer destroylarsam da bu da bu tamamen yok oluyor. E, aynen tamamen yok oluyordu sanırım. Şunu destroylayalım. Seed'i geri vermedi evet fullen bir şeyi de distroleyemiyorsunuz zaten. Ee, bu kısımda animal işte animal breeder dediğimiz hayvan çiftleştirme yeri diyebiliriz. O da pasture diye geçiyor. Benim umarım şeyden görünüyordur kamerada. Pasture aynen. Burada zaten neler yapabileceğiniz görünüyor. Bir de en aşağıda şu kamerayı kapatayım. Kennel var. Bu da vahşi hayvan yeri. İşte sivkul olduğu işte Momut'a kadar gidiyor zaten. Burada görüyorsunuz. Bunları büyütebildiğiniz yer oluyor. Bu birazcık daha tuzlu diğerlerine göre. Burada hani yani hele hele farmı direkt e, kendi adanızdan topladığınız eşyalarla bile yapabilirsiniz. Şurada işte 2 iki, iki kat taşa vuracaksınız. Yani çok zor değil açıkçası. Ama gitgide diğerlerinde hani bu mesela gidip satın almanız lazım falan. Bunu ayrıca satın almanız gerekiyor. Kenalı net satın almanız lazım. O oluyor bir noktada. Hani bunu piyasası sürekli değiştiği için şunu yapın net kazançlıdır diyemiyorum yine ne yazık ki ama hani benim zamanımda havuç toplamaktan bile kar elde edilebiliyordu en kötü hani e, adayla çok uğraşmayacağım ama ayrıca da bir şeyler craftlamak istiyorum diyorsanız herb kısmını yapın derim burada e, tier 4 ve şuradaki tier 3'ü yok bu değil buradaki tier 3'ü birleştirerek burada tier 4 poison yapıyorsunuz şurada gösteriyor 8'e 4 zaten 2'ye 1 bir oranı var. Buna hani 3 tane farm yeriniz olsa 2 tanesine bunu bir tanesine bunu koysanız her gün böyle bütün fokusunuzu bu Poi'yi harcasanız tier 4 Poi'yi harcamaya bir tanesi 900 silver ediyormuş mesela bu çok uzun zamandır böyle bu yıllardır böyle 900 ile 1100 1200 arası değişiyor hani eğer düzgün bir sistem oturtursanız günde iyi para kazanabilirsiniz buna çünkü buna fokus basarsanız Poi'yizine sırf e, eskilerden hatırlıyorum sırf buna Poi'yi basarak Sırf buna sırf bu poyi fokus basarak para kazanan arkadaşlarım vardı. Tek bir daldan eleme. Başka hiçbir şey fokus basmıyordu ama Sadece buna basıyordu falan. Başka hiçbir şeyle de uğraşmıyordu. Hani tek bir adada hatta iki adada falan takılıyordu o şekilde. Ekip biçme bu kadar. Hani ee, her şeyi söylemedim bir. O da önemli bir kısım. Şimdi siz örnek veriyorum. Burada bir tane şey aldınız. Keçi aldınız tamam mı? Bu keçi büyüdü siz bunu ilk büyüdüğü zaman bir tane yavru atıyor. Size zaten burada yazıyor. Yüzde 73 ihtimalle atar diyor. Eğer siz bunu okşarsanız, severseniz 53 daha artıyor burada. Bir tane yavru veriyor. Böyle bölünüyor gibi düşün. Çünkü çiftleşme muhabbeti yok. Tek başına dururken tak bir tane daha çıkıyor falan küçük bir şekilde. Siz bunu aldığınız zaman o yavruyu fame alıyorsunuz. Fakat şöyle bir durum var. Bu fame'i aldığınızda bu animal biridir ve şu kısım Aynen bak bu e, keçi kısmı Fame alıyor Fakat siz bu keçiyi beslerseniz Büyük halini beslerseniz ve süt alırsanız Enemo biridir ve bu kısım şey Fame almıyor çünkü burası büyütme Yeri anladınız mı Yani e, ona dikkat edin Ben onu hata yapmıştım e, Şey koyun besliyordum Level 100 olmasını bekliyordum ama Fame alamıyordum böyle Allah Allah dedim acaba oyun bug'a mı girdi falan Bir gün daha yaptım sonra anladım ki bunu baştan Koymam gerekiyormuş Hani e, öyle bir saçmalık olmuştu ama o zaten o sütleri de değerlendirdim. Boşa gitmedi. E, baştan büyütmeniz lazım yani buranın e, fame alabilmesi için. Bu da unutmadan söylediğim iyi oldu. Şimdi işçilere gelelim. İşçiler, e, craft kısmında anlattığım işçilerde. Şimdi burada e, bir tipik bir ev görüyorsunuz. işçi evi. Burada abi bir tane masamız var. Bu arada level 5 iki evde. Tier 5 çok abartmadım. Sizin de yapabileceğiniz kadar bu e, evlerde şuradan H'ye bastıktan sonra en altta houses kısım var house'a geliyoruz Ve burada Hani bu e, Her upgrade de değişiyor şu ikisi istediği Miktar değişiyor ama bu hep sabit kalıyor Tier 8'e bassanız da Tier 8 180 tane blok isteyecektir size sadece şu ikisi artıyor e, Zaten asıl Para buraya gidiyor yani Şu kısımlara gitmiyor da bu Burası level 5 ve işte level 5 Tier 5 e, yatağım, Tier 5'te masam var. Ekstra bir de e, buraya sandık koydum. Çok aşırı gereksiz bir şekilde duran bir sandığım var. Burada Tom of Knowledge bunların işte burada okuyor. 3 tanesine, 3 tane labor'a 5 tane happiness veriyor diyor. Bunların hepsinden birer tane döşedim buraya. Tier 2, e, en en aşağı Tier 2 var. Şimdi buraya e, ekstra başka koyabileceğim bir şey yok. Çünkü bunlar craft e, laborerları, craft işçileri. Mesela buna bunu veremem yani başka bir kitabı veremem ona bunu vermem gerekiyor şöyle verelim bana getireceği şu anda masum 3 noktanın üzerinde ya bana getirebileceği her şeyi gösteriyorsunuz bu craft işçisi çünkü hani blacksmith'te ne yaparak e, ne lazım olarak craft yapıyorsanız onlardan getiriyor bu mesela burada ekstra diri getirmiyor size ya da e, ne var ne eksik taş falan getirmiyor sadece hani demir odun ve pamuk getiriyor çünkü warrior kısmında Şuradaki krafttaki warrior kısmında istenilen tek şey hani e, buraya hangisine gelirseniz gelin De, demir odun var işte buraya tıklıyorum. Gerçi bu, bu ayrıymış lan. Niye getirmiyor o Neyse önemli değil ama o kadarı. Deriyi getirmiyormuş onu da öğrenmiş oldum. Bilmiyordum mesela ben getirmediğini. Aynen buraya mesela verdiğim zaman %110 oluyor e, bu yılda. Bu yığıldığını da manage kısmından ayarlayabilirsiniz. Bu craft, e, craft laborları fullenmiyor. Hani full'e çok yakın oluyorlar e, ama fullenmiyorlar. Bunun e, mesela ev tier'ında bir labora siz tier 5 verirseniz az alırsınız. Bir tier altını vermeniz gerekiyor. Mesela eviniz eviniz e, tier 6, işçiliğiniz tier 6 ve işte tier 6 yatak, tier 6 masanız var diyelim. E, sandalyeniz var. Şimdi bunlar varken yeni koyduğunuzda burada yazıyor işte şu kadar saatte atıyorum işte 625 olacak diyor bunların yıldı. Onu bekledikten sonra vermenizi öneririm çünkü onu beklemeden verirseniz yıldı daha az olacaktır. Bu yıld dediğim kısma da şu yukarıdaki soru işaretinden bakabilirsiniz. %150 en son mesela ben buna tier 4 verirsem hani bir buçuk katını getirecek. Bu tier 5'te daha az getiriyor. Hani bu niye bu kadar önemli? Her bir itemin bile bir önemi var çünkü ben burada bunu verdikten sonra bir tane bile bana 5-3 getirse, demir getirse bunun fiyatı aga 8k 5-3 demirin fiyatı ne kadar 19k ben direkt karda oluyorum sadece bir sadece tek bir şeyden bunların hani oranları değişiyor kendi kafasına göre getiriyorlar bunları genelde ama bir tanesi de mesela verelim. Şu şu anda işçi kaybolacak. Kayboldu. Bir daha tıkladığım zaman diyor ki 22 saat sonra geri gidecek diyor. Deniz şu an burada değil diyor mesela. Burada Lina var. Lina'ya verdiğim zaman aynı şekilde gidiyor. Hani bir tanesini tutacağım bu gitmesin. Şimdi bir de craft e, gösterdim. Gatherer'larımız var. Gatherer'da ekstra söylediğim bunların trofileri var. Mesela üstünde de bir tane trofi journal var. Bu gather kısmında söylemiştim bunu. E, bu trofi journal'ı verdiğiniz zaman size getirdiği Bunların yıldını arttıran, mutluluğunu arttıran taşlarımız var. Böyle sergi gibi e, koyuyorsunuz buraya. Aynı, aynı şekilde yatağımız var tier 5, e, masamız var tier 5. Bu adamlara tıklıyorum mesela. Bunlar 560, deminkiler 510 muydu? 520 mi neydi? E, tier 5 verdiğim zaman getirecekleri %130 oluyor bana. Hani bunlarınki daha fazla. Niye? Çünkü burada sergiler var. Sergileri var bu adamlara. Şimdi e, craft'a daha az getiriyor. Ben niye craft'ı... Hani craft e, işçileri niye koyayım diye düşünebilirsiniz. Çünkü ucuzlar. Mesela siz herhangi bir craft'ı yapıyorsanız Tier 4 craft yaptığınızı varsayalım. Tamam mı? Topluca önceki craft videomu izlediniz, gaza geldiniz işte. Bende biraz para var falan. Hani e, şehir şehir dolaştınız işte. E, craft yapmadan önce 100 200 tane Tier 4 aynı tier'ın e, craftlayacağız aynı tierde kitapları aldınız boş bir şekilde. Bunların boş halini aldınız. Pardon, bunların ve işte 200 tane aldınız 60 tane craftladığınız zaman bunların çoğu doluyor kitapların. Craft kitapları çok hızlı doluyor aşırı hızlı doluyor ama Gatherer kitapları o kadar hızlı dolmuyor. Şimdi Gatherer kitaba trofi verdiğim zaman trofi journalı verdiğim zaman bana bir veya iki tane bu örnekten getirecekmiş. Bir kesin, iki de şansa göre diyor. Şimdi bu kitaba bakıyoruz 18k. Bu, bunun fiyatına bakıyoruz 30k. Yani ben sırf bunu verip Bundan getireceği trofiği alıp sattığım zaman bir de boş kitabı sattığım zaman kâra geçiyorum. Herhalde kârda ama bunların işte satılma süreleri var. Çünkü sürekli kullanılan eşyalar değiller bunlar. Bir kere konulduğu için sürekliliği yok anladın mı? Geri dönüşü çok şey olmuyor bunun. O yüzden bunu fazla yapmanızı önermiyorum. Ya, çok istiyorsanız yapabilirsiniz ama gerçekten gerek yok. Bir de normal bir şekilde journal verelim buna. Bu normal halde 14K'ymış. Bunu veriyorum mesela. 0 ile 42 arasında 5, 3, 5, 2, 5, 1, 5, bana normal or getiriyor. Bak işlenmiş değil. Normal or getiriyor. bunu mesela gönderip getir geri geldiği zaman bunlardan hani bir tane getirse 8K bunun, tane, e, bunun tanesi 14K. Bir de bana boş kitabı geri getiriyorlar bu arada. Kitabı okuyorlar. Diyorlar ki aga ben bundaki bütün feyimi kullandım. Al sana boş kitap bunu tekrar doldurabilirsin diyorlar. Siz boş kitabı ve getirdiklerini sattığınız an karda oluyorsunuz. Tek bir sıkıntısı var işte. Bu evlerin fiyatı. Bu evleri tek bir e, seferlik seferli koyduğunuzdan dolayı uzun vadeli oyuncular bundan kar elde etmek için hani uzun zaman harca harcamaları gerekiyor. Bir ev, yani t 7 bir evi e, kar amacına getirmek birazcık zaman alabiliyor çünkü e, söylediğim gibi tier 7 kitap mesela bu tier 5 kitap ucuz tier 7'ler daha pahalı çünkü tier 7'leri doldurması gerçekten daha zor. gelir kitapları daha zor dolduruluyor. Hani craft'ta daha az yield var ama daha az dolduruluyor falan. Buradan şeyini yapabilirsiniz. Siz eğer craft'ı düzgün bir şekilde yapacağınızı düşünüyorsanız e, gidin kitap doldurun işçi de koyun bunlar gerçekten çok önemli şeyler e, ama gather'ı düzgün yapıp İşçi koymayı falan düşünüyorsanız gerçekten uğraştırır sizi. Bunun da bir şeyini söyleyeyim. Uğraşacağınızı. Ben bunları yaptığım zaman buy order'la alıyordum. Ve 80 tane falan buy order'la çatırt diye aldıktan sonra bunları işte getiriyordum sandığına koyuyordum. Mesela bir ada benim full şey oluyordu ya da bir ada full demirci oluyordu işte getirir anlamında. Ya da şey yapıyordum şu üçlüye demirci şu üçlüğe hmm, neydi pamukçu şu üçlüye şey yapıyordum derece. Şu ikisine de taşçı yapıyordum mesela. Bütün kitapları Bay alıp bu adamlara veriyordum. Her gün bunlara bakıyordum. Birazcık şey e, zaman vermeniz gerekiyor. Bunlara çünkü tek tek gidip böyle tıklayıp verip işte getirdiklerini alıp tekrar verip şey yapmanız gerekiyor. Bunları hatta şunu da göndereyim. E, geri kalan aldığınız itemları da böyle getirip yani bir tane çestinizde depolamanız, dep zolalamanız gerekiyor. Şunu da göndereyim hatta. Gönderemedim uzalamanız gerekiyor. Benim mesela chest'im bu şu anda. Hani içinde 180 tane var. Bunu ekstra almıştım. Şunu bir ara satayım üstümde kalsın. Ee, öyle yani işçi muhabbeti. Bazı trofiler var. Ee, trofi de hatta göstereyim size. Bu gelir trofileri ben nereden bulacağım diye düşünebilirsiniz. Market'te size nasıl alacağınızı göstereyim. Ha bir de e, unuttum bir işçi türü var. Onu yapmayın. Ne olursa olsun yapmayın onu. Mercer'ı işçisi. Bu kulağa çok cazip geliyor fakat o kadar iyi değil. Ee, şu işe yarıyor moruk. Siz mesela mob kesiyorsunuz. Mob keserken kitap dolduruyorsunuz. O kitabı adam verdiğin zaman size para getiriyor. Ama o kadar az getiriyor ki yani iflahınız kurur gençler. Hiç gerek yok böyle bir şey yapmaya. Ee, şu şey göstereyim. Neredeydi lan bu? Aynen bak en aşağıda trofi kısmı var ya. Burada tek tek var mesela. Fiber şey için. Pamukçu için. Fishing var mesela. Bu balıkçı için falan. Ee, örneğin siz balıkçısınız. Fishing e, işçileri yani balıkçı işçileri gerçekten iyidir. Ee, ben hatırlıyorum ilk bu Fisher Fishing yazsam direkt çıkar lan belki. Dur bakayım. Yok çıkmıyor. ah Çıkmıyor. Nasıl görebilirim peki bunu? Aha Leverer var. Aynen. Fisherman Leverer. Bunlar ilk böyle kontrakt olarak satılma muhabbeti geldiği zaman bende tier 6, tier 7 de vardı. Balıkçı vardı. İlk bunlar insanların o zaman aklına pek gelmemişti ben bunları kasayım deneyim falan diye. Ben bunları tanesini 600k'dan sattım mesela tier 6, tier 7 falan karışık ve bayağı da iyi e, ee, cukkalamıştım. Örneğin siz burada hiçbir şekilde balıkçı değilsiniz ama tier 6 tane balıkçıyı alıp normal generalist trofi vererek bana şöyle normal generalist trofi vererek bu adamlara sadece hani fame kasmaya gönderebilirsiniz. Bunu verdiğiniz zaman bu arada daha hızlı kasılıyorlar. Bir de az önceki gördüğünüz açık kitabı getiriyor size. O açık kitabın çok da bir önemi yok. Hani çok ucuz fiyatlara bakın burada 7 silver, 8 silver. 4 işte 8 silver 29 fa. Yani en tier 8'i kaç? 4k. Yani çok bir önemi yok. bunlar sadece hani ee, neydi? generalist trofiden e, verdikten sonra gelen şeyler bunlar. Tier 6 bir tane balıkçı alıp tier 7 yaptığınız zaman hani herhangi bir e, balıkçı şeyi verdiniz diyelim. Kitabı verdiniz diyelim gidip getirsin diye. Onlar mesela bir tane iyi atsa siz kara giriyorsunuz. E, o dönem içerisinde öyle düşünün ama hani sırf kara girmek için balıkçılık yapmayın bence. Çünkü e, craft'tan daha iyi kazanırsınız. Çünkü balıkçılık kitabı diğer gelirlerden de da daha zor dolduruluyor. Ya da daha mı kolaydı? Çok oldu yapmayalı. Tam hatırlamıyorum onu. Ama tekrar söylüyorum. Mercy'leri yapmayın. Mercy'leri yapmayın yani. Sakın ha. Şimdi Guild adasıyla kişiler adanın farkına gelelim. Bir youtube alacağım. Şimdi bizim Guild adasına gidemiyorum. 85 k bu Mart nokta doğru. Şimdi bizim Guild adasına gittik. Burası e, şu anda Tier 1 görünüyor. Çünkü şu yüzden ben bunu level atlattırmıştım hatırlıyorum. E, ama ondan sonra bunu Abandoned yapıp tekrar açtığım zaman sıfırdan başlıyordu. Bu adası bu şekilde yani level atlattırdığınız zaman yanında sadece hani şey çıkıyor bunların. Hmm, bu ilding yapabileceğiniz işte F kod falan koyabileceğiniz yerler çıkıyor. Yani burada farm yeri olmuyor. E, ama işte buraya satın alıp işçi koyabilirsiniz çok da önemli değil hani ha, kendi adanıza koymuşsunuz ha, guild adasına şimdi Google adası için herhangi bir şekilde rastgele bir Google adı ya da rastgele bir guild oluşturup açabilirsiniz Google adası çok pahalı bir şey değildi çünkü ama e, pahalı olan kısmı şurası oluyor şimdi normal evde 180 taş istiyordu ya burada 9 istiyor ama işte 5 ee, katı da daha fazla işçi alıyor içine. Yani normal, ev, normal evde 3 tane işçi çalıştırırken burada 15 tane işçi çalıştırıyorsunuz. Ee, ama gerekli mi ama gereksiz mi falan tartışılır. Ama tier 8'e çıkarma gerçekten yüklü miktarda para istiyor. Bir anda istiyor bir de. Normal bir ev mesela 10 15 milyonu falan halledebilirken ki şu anki piyasayı tam bilmiyorum. İşte Guild adasını onun 5 katına yapacaksınız. O şekilde hesaplayın. Guild Adası'nı o yüzden e, baştan önermiyorum ama Hani hepsi toplu olacağı için rahat bir şekilde toplayabilirsiniz oradaki adamlardan hani Gelen e, Şeyleri Şimdi guild demişim ada taşıma işine gelelim Bu oyunda her bir e, Bölge Bölgelerle ilgili update geldiği zaman örneğin e, Mesela Black Zone değişti ya da Royal değişti falan O zaman size oyun bir tane hak veriyor ee, ama işte bu hakkı kullanabilmeniz için şu 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 tarihten önce bu adaya sahip olmanız gerekiyor diyor. O da buradan direkt hani e, move diye tıklayarak yapabiliyorsunuz. Tek seferlik oluyor bu. Her bir update için. Ee, bir de şöyle bir durum var moruk. Ada taşımakta. Mesela burada e, guild adasının expand'i için 210k istiyormuş. Burada benim diğer arkadaşlarım bana açılan, açılan adalarını görebiliyorum. Ee, şöyle bir olay var. Ben eğer buradan gelip Burada adamı silersem ve burada yes'e basarsam ki burada sizi uyarıyor. Buna yes'e basmadan önce bir kere daha sormuyor bu arada ben o yüzden zaten yığılmıştım. Hani emin misin diye soruyor bir daha sormuyor. Yes'e bastığınız zaman bütün adayı siliyor otomatik olarak. Buna yes'e basarsanız adayı siliyor içindekiler dahil. Yapmanız gereken şey şu. Bütün adanın içindeki ne var ne yok her şeyi toplayacaksınız. Bir tane chest'inize ya da neyin bir şeyinize koyacaksınız onu. Ee, ondan sonra, bu adayı Abound yaptıktan Abound e, yapacaksınız işte tamamen hani ben bunu bırakıyorum aga diyeceksiniz ee, Gidecek sizden, sonra tekrar e, adayı kurmak istediğiniz şehre gidip Oraya adayı açacaksınız. Örneğin ben Carleon'a gitmek istiyorum Carleon'da olsun adam istiyorum. Buradan adayı sildim Carleon'a ışınlanıyorum. Burada e, nerede? Şurada aynen. Burada Island Merchant var Zaten palmiye ağacı işte ada şeklinde görünüyor buradaki simgeye gidiyorum bu adamla konuşuyorum diyorum ki hani Aga bana adamı buraya yap diyorum. Adam da diyor ki tamam. ama şöyle bir düşünce olmasın. Hani ben tier 6'ya kadar getirdim evi. Şimdi baştan mı level atlatacağım? Hayır abi. Size tekrar tier 6 olarak geliyor. Ama Guild Adası'na geri vermiyor onu. Guild Adası'na silip baştan hani move'ladığınız zaman baştan level atlatmanız gerekiyor. Zaten az önce de gördünüz benden. Şimdi ada taşıma işi şöyle işliyor ben mesela buraya geldim. Bu evin içi boş diyelim. İçinin boş olması gerekiyor önce. Burada downgrade kısmı var. Downgrade'ı e tıklıyorum. yok gerçi. Demolish'e direkt tıkladığın zaman oluyor da oluyordu. Aynen. Demolish'e tıklıyorum. İçinde eşya olduğu için yapmıyor. ama bir dakika sonra bütün evi yıkıyor. Tamam mı? Sizin koyduğunuz itemların %10'unu kesecek şekilde size geri kalan kısmını veriyor. Yani %90'ı geri alıyorsunuz siz onu. E, şey yapmıyorsunuz. Mesela 100 hani oraya koyduğunuz 10 milyonun 1 milyonu gidiyor şeklinde düşünün. 9 milyonu geri alıyorsunuz. Hiçbir şekilde sıfır kazanç ya da sıfır şey olmuyor. Sıfır zarar da olmuyor. Hani çok gerekmiyorsa yapmayın ada taşıma işini. Çok gerek yok. Çok gerek yok değil. Gerçi var da. Çok gerekmiyorsa yapmayın. Tekrar diyorum bunu. Ada taşıma bu şekilde. Adanın içini boşaltın. Adadan emont yani, da basın. Ondan sonra emin misin falan diyor. Okey eminim deyip Git adayı koymak istediğiniz yere gidin oraya adanızı koyun. Şimdi başka adalar sahip olma. Ha buraya gelelim. Buraya gelmeden önce şunun bir uyarısını yapayım. Oyun ee, şeyinde de sizin kabul ettiğiniz o kısımda da zaten yazıyordu galiba emin değilim. Sizin koyduğunuz ee, hesabınızdan çıkan bir invite ile kendiniz başka bir tane daha hesap kurup şey yapamazsınız diye yazıyor yani. Ee, Nasıl desem? Invite Friend kısmını Invite Myself olarak değiştirmeyin diyor. Hani şu kısım var ya. Bu kısımda mesela ben bunu kopyalayıp kendime başka bir hotmailciyim ya da neyse artık. Onu açıp bu linkten ona kayıt olursam benim arkadaşım olmuş gibi oluyor. Ama aslında kendime kuruyorum. Hani bunu yapmayın diyor. Ee, ama bir sürü oyuncu bunu yapıyor. Ben de yaptım zaten böyle e, bu şekilde çok fazla adam var. Bir sürü alt çarım var. Hani... Ben de yaptım. Bunu söylüyorum. Zaten çok da umurumda değil şu noktadan sonra oyunun kendisi. Ee, yani bilmiyorum. Hani siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ben ban yemedim. Bununla ilgili ban yiyen hiç kimseyi de duymadım. Bir sürü şeyden ban duydum da hani bundan duymadım. Genelde hani gerçekten boş beleş banlar atıyorlar bu oyunda. Sanki hani çok fazla oyuncusu varmış gibi. Neyse o sinir kusmayacağım şimdi hiç. Şimdi aga bu geldiniz mesela yan çaranızı açtınız ya. Onla işte tutorial yapıyorsunuz. Ona e, para veriyorsunuz. Bir şekilde parayı atla, atlatabilirsiniz üstünüzde. Hani Google'de koyun. Google'den ona yetki verin. Yetkiyle o çeksin işte. Premium alsın. Adı açsın. Adı ilgin işletsin. E, ondan sonra size burada skin gelecek. Burada invite friends kısmındaki skin gelecek. Sonra 500 gold gelecek. Onları satın işte. E, sonraki e, aşamada o kurduğunuz hesaptan invite friend alın. Yani mesela benim şuradan tıkladığımız zaman DCLogan 2, versiyon 2, versiyon 3, versiyon 4, versiyon 5, versiyon 6. Bir de Persedus diye var. Hatta daha fazla vardı aslında. Onların adası yok. Çok sıkıldım çünkü ada işleriyle uğraşmaktan. Ben mesela yaptım diyelim. E Digital versiyon 2 var ya. Versiyon 2'den invite friend alıyorum. Bakın buradan değil. Buradan alırsam eğer bana bu skin'i geri vermez. 2 tane olacağı için hani bunu açmaya çalıştığım varsayıyorum. Hani o yüzden yeni kurduğunuz hesaptan invite friend alın. Onu diğer hesap için kullan. Yani her seferinde bir kademe bir kademe merden gibi atlatmanız gerekiyor. O şekilde işliyor bu olay. Her seferinde de işte yaptığınız zaman gideceksiniz ada sahibi çarınızda. Burayı işte co-owner, builder, işte visitor neyse bunlara vereceksiniz. co kendinize verin. Hani e sahibi oluyorsunuz bunun. Yani yan sahibi oluyorsunuz. Adayı. istediğiniz gibi evirip çevirebiliyorsunuz. Kendi isminizi yazın işte buraya ya da arkadaşlarınız falan varsa. Onları yazın. Ee, o şekilde halledebilirsiniz bu yan ada işlerini. Ha, çok abartmayın derim çünkü bendeki gördüğünüz o 6-7 tane adada bana yaklaşık 1 saat falan sürüyordu o odaların hepsini toplamak falan. Gerçekten böyle yanda dizi izlerken tek tek tıklıyordum falan. Ee, bir noktadan sonra baydı beni. Ee, hani o kadar da şey yapmanıza gerek yok ama 2 3 3 ada iyi bence. 3 ada yeterli. Evet, ada ve işçiler nasıl para kazanacağız falan. Bu kadar da. Umarım unuttuğum bir şey yoktur. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız bir şey varsa yorumlarda belirtin. Ee, ve evet benim çektiğim son videoydu rehberle ilgili. Tabii ki son değil ama eee 10. bölümü bu bölümden daha önce çektiğim için son videoydu. Umarım işinize yarar. Umarım başka da hani çok fazla araştırma yapmazsınız. Ee, gerekli linkleri aşağı açıklama kısmına bırakacağım. Ee, i̇htiyacınız olabileceğini düşündüğüm linkleri oradan bakabilirsiniz çoğu şeye. Tekrar söylemem mörsleri yapmayın. Dikkat edin kendinize gençler. Romalılar, yurttaşlar. Görüşürüz sonraki videolarda. Bay bay.